Kanal Fırat ekranlarında Fırat'la gündem programı ile yeniden karşınızdayız sevgili izleyenler. Bu akşamki canlı yayın konuğumuz Kovancılar Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Ümit Özpolat. Sayın Özpolat hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk teşekkür ederim. Nasılsınız? Çok şükür Allah razı olsun siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Efendim e, merkezin çalışmalarından yaptığınız çok güzel yayın arkasında konuştuk öncesinde program ve projeleriniz var ama öncesinde Ümit Özpolat kimdir siz tanıyalım isterseniz. Ümit Özpolat kimdir? Ümit Özpolat bu milletin e, tarlada çalışan, sırtında yük olan, sonra e, ya da şehrinde gezen, ya da evinde yemek yapan, ya da evinde çoluk çocuğuyla zaman geçiren bir annenin, bir babanın, e, tabirinde ise bu milletin e, çocuğudur, evladıdır. Öyle söyleyeyim. E, sosyolog kendim. Nasip oldu, sosyoloji bitirdik. Bunun dışında e, okuduk, bolca okuduk, yazdık, çizdik. Bu millet için yaptık. Bu millete güzel bir örnek olalım, güzel bir şeyler verelim diye yaptık. Bugün de sizlerle birlikteyiz. E, bu konuda Zeki Bey'e çok teşekkür ederim. E, bize bu imkanı verdi. Sizler de bu, burada bizi ağırladınız. Çok sağ olun. İnşallah bugün bu millete güzel şeyler anlatmayı planlıyoruz. Niyet halimiz iyi olmasıdır inşallah. Çalışmalarımız da bu yönde yürümektedir yani. Peki efendim Aile Sosyal Ve Hizmetler Bakanlığı çok önemli işlere imza atıyor. Çok önemli birimlerle aslında ilgileniyor. Evet. Bu kapsamda Kovancılar Sosyal Hizmetler Merkezi de bunun bir ayağı. <laughs> Nedir merkez olarak yaptığınız projeler, çalışmalarınız nelerdir? Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Şimdi şöyle diyeyim. Aile Bakanlığı aslında... E, devasa bir bakanlık e, oldu şu an. Öyle söyleyeyim. E, 2002 yılında Elazığ'da bakın büyüklüğünü şimdi tespit edin. 2002 yılında Elazığ'da toplam yardım alan, sosyal yardım alan insan sayısı 90 iken, rakam 90 iken, bugün sosyal yardımlaşmaları katmadan sadece aile, sosyal politikalar, aile çalışma sosyal politikalar, il müdürlüğünü e, söylüyorum. E, 72 bin aileye bir yılda yardım veriyoruz. Şu yorumu yapabilir dinleyicilerimiz, insanlar fakirleşti mi? Hayır ondan dolayı değil. Evet. İnsanlar geçmişte çok daha fakirdi, o, okutamıyordu çocuğunu, hastaneye götüremiyordu, birçok ihtiyacını gideremiyordu. Ama bugün e, giderebiliyor. Devletin imkanları vatandaşın eline akmaya başlayınca bu rakam arttı. Bakın bu noktada bakanlığımız da her yeni gün bu millete hizmet daha iyi gitsin diye yeni yeni personeller alıp yeni gönderiyor. Diyor ki çalışın, örnek vereyim bunu çok net söyleyeyim. Ben e, Kovancılar'da dört ilçeye bakıyorum. Sosyal ekonomik destek bugün 217 aileye veriliyor. Elazığ merkezimizde de işte 500 küsur aileye. Biz önümüzdeki ay çok ciddi bir çalışma yürütsek diyelim ki yani yürütüyoruz ama hani önümüze diyelim ki aileler çıktı. Hiç bilmediğimiz aileler çıktı. Biz iki katına çıkarsak bakanlık niye çıkardınız deme öyle söyleyeyim. Bu durumdayız. temel amaç burada ne? Vatandaş kalkınsın, vatandaşın sorun, sorunu giderilsin. Ve çok net söyleyeyim. Ee, vatandaşın sorunu giderilsin diye e, Hani biz yeri geliyor Gecemiz gündüzümüz çok fark etmiyor e, Gece bazen muhtarlarımız saat 10'da arıyor Ya müdürüm diyor bizim bu saatte Rahatsız ettik diyor ama e, Yok diyorum yani bizim gece ya da gündüzümüz Söz konusu değil Gece gündüz akşam sabah hiç fark etmez Arayabilirsiniz niye Ben başta dediğim gibi bu milletin O dağda çalışan Sırtında yük olan annesinin babasının Çocuğuyum Dolayısıyla arayan da benim annem, babamdır. Evet. Onlara hürmet etmek de bizim vazifemizdir. Peki. Efendim sloganınız var. Güçlü aile, evet. güçlü toplum, güçlü evet. Türkiye. Bunu açacak olursak neler söyleyeceksiniz? Şimdi şöyle diyeyim. bunu aslında biz arkadaşlarımızla hani beyin fırtınası, çalışmalarımızı yürütürken ortaya çıkardığımız bir slogan. Evet. Gazetele aile gazetemizi yazarken bizim mantalitemiz oydu. De şunu derdik arkadaşlarla konuşurken at binenin Kılıç kuşananın, iş de yapanındır. O, o halde ne yapalım? Ata da binelim, kırıcı da kuşanalım, işimizi de yapalım. En alasını yapalım dedik. Şimdi güçlü aile neden güçlü aile? Bakınız Osmanlı e, İmparatorluğumuzun, Osmanlı Hı -hı. Devletimizin yıkılışını tarihçiler diyor ki 200 250 yıl sürmesinin sebebi güçlü bir aile yapısının yani toplum yapısının olması. Bunu gösteriyorlar. Biz de bu e, devletin Diğer birimlerinde değiliz. Diğer birimler de görevini yapıyor ama biz aile birimindeyiz. Dolayısıyla kendimize bir felsefe belirledik. Dedik ki güçlü aile olsun, güçlü toplum yani milletimiz güçlü olsun ve devletimiz de çok daha güçlü olsun. Çünkü şunu iyi bilelim. Bakın siz medyacısınız, biz kamuda çalışan memurlarız, yazarız, sosyoloğuz. Yani kimliğimiz, asıl kimliğimiz bu. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu millete, bu insanlara, bu gençliğe bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Temel amaç ne? Ne? Bu milletin kalkınması. Eğer toplumda sorun olmazsa, bakın çok önemlidir. Toplumda sorun olmazsa e, emniyet kuvvetleri e, herhangi bir şeyle uğraşmaz. Devletin polisi, <laughs> askeri, savcısı, hakimi, gardiyanı hiçbiri uğraşmaz. Biz cezaevlerinde insanların karnını doyuracağımızı her zaman onu deriz. Önleyici hizmet olarak biz önceden gidelim vatandaşa, sorunlarını dinleyelim ve sorunlarını çözelim. Mantık bu. Güçlü aile işte o yüzden güçlü aile. Aile güçlü olursa evde anne baba ve çocuklar arasında sıkı bir bağ oluşur. Ee, aile küçük bir dünyadır aslında. Orada dünya sağlamlaşırsa mahalle sağlamlaşır. Sokak sağlamlaşır. Sokakta sorunlar olmaz. Bakınız e, biz çocukluk yıllarımızı hatırlıyoruz. Sabah çıkar akşam karanlıkla birlikte eve girerdik. Akşama kadar top oynardık sokakta. Bugünkü anlamda... Bakın çok şükür sokakta bir olayla karşılaşmamakla birlikte ne var artık arabalar var vesaire çeşitli sebepler, teknolojik sebepler insan insanlar bu noktada çocuklarını bırakamıyor dışarıya. Ama e, eğer aileler bu noktada sağlam olur, çocuğuna sahip çıkar, e, aileler e, sağlam ve dinamik olursa o zaman ne olur? Sokak haliyle tertemiz olur. Ya suç işlenme, suçun işlenmediği bir yeri hayal edin. Bakın bunu felsefeciler, sosyologlar ütopyalarında yazarlar. Suçun işlenmediği bir toplum. Aslında bunlar vardır yani. Bunlar evet. yok değildir. Adaletin zirve yaptığı, tavan yaptığı dönemler vardır. Ne zamandır? Ömer bin Abdülaziz dönemidir. Ne zamandır? Hazret Ömer dönemidir. Dört büyük halife dönemidir. Çok ciddi manada tavan yapmıştır. Zekat verilecek insanın kalmadığı dönem yaşanmıştır. Ütopya diyorlar ya, ne ütopyası? Yaşamışız kardeşim, kurmuşuz da, yaşamışız da. Demek ki geçmişimizde olmuşsa biz de bir şey yapabiliriz. Temel mantığımız bu. Bakın bugün biz burada, bakın benim adım Ümit Özpolat ama ben Ümit Özpolat olarak burada değilim ha. Bu milletin çocuğu olarak buradayım, bu milletin evladı olarak buradayım. Diyorum ki bu milletin sorununu çözelim. Mesela bu. Bu noktada da şunu çok net söyleyeyim. <laughs> bakın biz e, kaymakamlığımızdan tutun il müdürlüğümüz, e, il müdürümüz, kaymakamımız, bakanlığımızın birimleri, biz burada bir çarkız. Bu bizim üst makamlarımız, il müdürümüzde, kaymakamımızda, valimizde, bakanlığımızda bize ne istiyor? Kardeşim sen çarkın en önemli noktasındasın, icra makamındasın, işini yap diyor yani. Biz de işimizi en hala şekilde yapmak istiyoruz. Ha burada yaparken de ben ailelerimize sesleniyorum. Temel amaç aile için burada olabilmek sağlam bir aile sağlam bir toplum için bu Nasıl yapacağız burada? o sağlam aileyi. Yani güçlü aile olursa güçlü çocuklar olur. İşte sokak olayları olmaz. hakime, savcıya, işte polise, askere iş düşmez dediniz. Evet. Nasıl olacağız? Güçlü aileyi nasıl inşa edeceğiz? Evet. Güçlü biz çocuklar bunun için nasıl olacak? Evet. Biz bunun için ne yapıyoruz? Buraya gelelim değil mi? Fiili uygulamamıza gelelim. Şimdi bakın bunun için Aile Bakanlığımız 2013 yılında şöyle bir çalışma yaptı. Aile Eğitim Programı diye bir program geliştirdim. Evet. Burada mantık şu, bakın az önce yayın öncesi konuştuk. Gelişen ailelerimiz de şu an bizi dinliyorlar. Gelişen dünya şartları içerisinde şunu görelim. E, çocuğumuz okula gidip az ya da çok, iyi ya da kötü, yani çocuğun kendisine göre değerlendiriyorum bunu. Belli bilgileri elde ediyor. Doğru mu doğru? Evet. Sosyal çevresinden elde ediyor. Fakat evde evdeki çalışmayan annelerimiz ya da çalışanlarımız fark etmez babalarımız rutin bir bilgiyle hayatına devam ediyorlar. Doğru mu? Doğru. Şimdi bir tarafta gelişen bir çocuk ve bilgi sahibi olan bir çocuk, dinamik gelişen bir çocuk varken öbür tarafta durağan geleneklere bağlı onun dışında çıkmayan bir anne baba modeli. Ne oluyor burada? Çatışma doğuyor. Şimdi bunu ta 2013 yılında gören Aile Bakanlığı Aile Eğitim Programı'nı geliştirdi. Burada içeriğinde ne var? İçerinde şu var, aile içi iletişim var, e, e, hukuk danışmanlığı var, bunun dışında ekonomik danışmanlık var, bunun dışında eğitim danışmanlığı var vesaire Birçok alan var, e, 28 tane kalem. Yani aileyi düşündüğünüzde o aileyi ilgilendiren hemen hemen her konu bunun içerisinde var. Peki bizden ne istedi aile bakanlığı, bakanlığımız yani e, ve biz ne yapıyoruz? Bu noktada biz arkadaşlarımızla birlikte ne yaptık? Özellikle pandemi süreci sonrası çünkü... Öyle oldu ki yani belli dönemler ister istemez hani yapamıyoruz deprem geldi Elazığ'da ne yaptık yapamadık onunla ilgilendik. Onun dışında pandemi geldi insanlar içeride yani insanları kurumlara getirme ya da insanların evine gitme ciddi manada zorlaştı iki ay boyunca. Sonraki süreçte çok ciddi bir patlama yaptık dedik ki olmaz dedik bu millete müdahale etmemiz lazım insanlar içeride. İnsanlar hapis kaldı onlara dokunmak lazım. Ha biz toplumun tamamına mı dokunabildik? Hayır. E, şunu demedik yani bir tane de olsa, beş tane de olsa, on tane de fark etmez. Biz ne kadara dokunursak o kadar içerideyiz dedik ve o mantıkla e, uzman arkadaşlarımızı görevlendirdik. Aile eğitim birimi olarak tuttular. vatanda Şöyle bir yöntem izledik. Önce vatandaşlarımızın evine gidip ziyaret ettiler. Çat kapı, selamünaleyküm, aleykümselam. İçeri girip niyetimizi, ne yapmak istediğimizi, nasıl danışmanlık yapmak istediğimizi anlattılar. Akabinde kurumumuza davet ettik. Yine danışmanlığı, danışmanlık için özel odalarımız var. Dizayn ettiğimiz, davet ettik. Burada görüşmelerimiz devam etti. Akabinde bakın ne yaptığımızı fiili olarak anlatacağım size. Akabinde e, annelerimizle görüşmeler ister istemez. Hani çocukla iki günde bir randevu verilirken bu çocuğa evet. ya da de görüşme için saat verilirken anneler ne oluyor? İşte üç günde, beş günde ya da haftada bir görüşülebiliyor annelerle. Biz özellikle annelerimizden şunu istiyoruz. Bakın herkes bizi duyuyor. Evde e, sağlam güçlü bir aile için ne yapılmalı dediniz ya? Bakın gelişen ve değişen dünya şartlarına yön verebilmek için direksiyonda kendimiz olabilmek için var ya bu noktada mutlaka e, aktör biz olmalıyız. O halde ne yapmalıyız? Bu genel bir söylem. Evde annelerimize şunu söylüyoruz. Bakın neler istiyoruz? Ya da babalarımız, siz çocuğunuzun okuyan, kendini yetiştiren, geliştiren bir insan olmasını istiyorsunuz değil mi? Yok diyen yok. Öyle değil Tabii mi? her anne baba çocuğunu evet. çok iyi yerlerde görmek ister. Evet, ister değil mi? Genel bir söylem. E fiili olarak ondan da bir şey istiyoruz. Hele anne baba senden de bir şey istiyoruz. Ne peki o? istenilen şeyini? Evet, şey ne? işte oraya geleceğim. Ahlaklı olmasını da istiyoruz değil mi? Tabii. Size soruyorum. Evet. evet. Onun için ne yapmak lazım diyoruz? Öncelikle evde anne ve baba konuşmalarınıza çok ciddi dikkat edeceksiniz. Ağzınızdan kötü bir kelime çıkmayacak. Çünkü çocuk bakın fiili örneğini göstereceğiz biraz sonra. Çocuk sizden duyduğunu zihnine not edip ya arkadaş çevresinde ya da böyle bir süre sonra alıştığı için sizinle birlikte aynı davranışı sergileyebilir, aynı sözü söyleyebilir. Kötü sözü söyleye 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 e, insanların zihnine yerleşiyor ve bir süre sonra bir bakıyorsunuz ki o normalleşmiş. O sözü söylememek anormalleşiyor. Geçen bir şey gördüm Instagram'da kitap okuyan e, çocuklarla ilgili arkadaşlarının tiye aldığını sen kitap mı okuyorsun diye Dalga geçtiğini tabiri söz gördüm. Ya bu nasıl işledim? Bakın bir milletin zihninin çalınmasıdır bu. Burada müdahale etmek lazım. Biz ne yaptık peki? Annelere diyoruz ki annelerim, babalarım öncelikle çocuğunuzun kitap okumasını ve ders çalışması istiyorsanız televizyonun düşeğine düğmesine kumandaya basacaksınız yani. Siz okuyacaksınız. Bir. Evet. evet. Peki siz ne yapacaksınız o esnada? Siz de eğer o çocuğun kitap okumasını istiyorsanız ben bunu yapıyorum çocuğuma onu söylüyorum. Ee, kitap alacaksınız, ve gideceksiniz küçük de olsa 3-5 sayfa, 10 sayfa önce siz okumayı deneyin. Bir okuyun, başlayın ve kitap takipatı yapıyoruz anneler konusunda, babalar konusunda. Daha çok anneler oluyor açıkçası. Gündüz babalar çalıştığı için anneler kurumumuza gelebiliyor ve anneler de bu, annelere bunu yapabiliyoruz. Diyoruz ki bak kitabı önce sen okuyacaksın, ondan sonra ne yapacaksın? Çocuğum hadi sen de gel oku. Bunun örneğini söyleyeyim. Ben mesela aynı zamanda yazarlık, şairlik de yapıyorum. Yani e, kitabım da var. Çocuğum benden etkilenerek bir gün baktım ki çok güzel bir şiir yazmış. Bakın üzüm üzüme baka baka kararır. Evet. Biz kötü örnek olursak çocukta kötü örnek olur. Aile kötü örnek olursa toplum da kötü olur. Açıkçası bu böyledir yani. Bataklıkta ne olur? Açıkçası sinek olur ve insanlar yanaşmak istemez oraya. O halde orayı kurutmak lazım. Onun dışında ne söylüyoruz? Diyoruz ki bakın şimdi ekrandaki annelerimize, babalarımıza söylüyorum. Bakınız şurada e, biz mi telefonun egemenliğindeyiz? Bakın şöyle olduğu zaman efendi bu, ben ne yapıyorum buna bakıyorum değil mi? Ya da telefon mu bizim e, emrimizde? Bunlara şey yapıyoruz, medya olarak diyoruz. İzlediniz, televizyon programlarına dikkat edin diyoruz. Bakın bu noktada ahlak çok önemli. Sizin izlediğiniz televizyon programında gayri ahlaki bir durum söz konusuysa çocuğunuzdan bir sonraki gün ya da bir hafta, 3-5 hafta sonra bekleyin onu. Doğru mu değil mi yani? Doğru. Tabii. Madem öyleyse ne yapacaksınız? Çocuklar her şeyi çok çabuk kapabilen, hemen uygulamaya geçiren. Bakın medya önemli. Medyadan bahsettik. Konuşmalar, tutum, davranışlar önemli. Bundan bahsettik. Artı evde en önemli noktalardan biri şu. Sofraya beraber oturun diyoruz. Yani bir evde aslında olması gereken bizim geleneklerimize, töremize, terbiyemize göre olması gereken. Ama şartlar el vermiyorsa bunu şartlar el vermiyorsa bir aile bunu nasıl sağlayacak? Şöyle olacak? diyeyim, bakın bu şartların her el zaman babayla ile yemeği oturamayan aileler de var. Şartların el vermediği durumlar e genelin çok azık bir kısmı. Tabii ki onlara bir şey diyemeyiz yani. E baba diyelim ki nöbettedir, o gün çalışıyor. Ö olmayacak tabii ki bu. Ama onun dışında bizim görüştüğümüz ailelerin geneli öyle değil. Anne, baba ya da eğer ki ailelerde bir ayrılma durumu söz konusuysa e, çocuklarla beraberler yani. Bir de o var. Hani anne baba ayrı olan çocuklarımız var. Evet. Bir do boyutu var. Onlar neler yapacaklar? Nelere dikkat edecekler? Şöyle diyeyim. Bakın zaten bizim e, müdahale ettiğimiz aile tiplerinin bir kısmı bunlar. E, sosyal ekonomik destek verdiğimiz aile tiplerimiz 210 217 aile. Eşi vefat eden, cezaevinde olan, boşanan ya da terk edip giden ya da hastalık geçirip çalışamayacak durumda olan ailelerimiz var bunlar. Bunlar genellikle yardım ettiğimiz ailelerdir. Ee, burada daha farklı bir durum söz konusu değil. Ee, burada da e, babalık ve annelik babaya ya da anneye düşüyor. Bu söylediğimiz şeyleri yine her ikisini fark eden bir durum yok. Evde bir birey de olsa, iki birey de olsa yapılacak şeyler aynı yani. Ee, anneye söylediğimiz şeyleri babaya da söylüyoruz. Ee, ya da tek eşli aile ise Hangisi ise ona da söylüyoruz fark etmiyor yani. burada Yani tek kişiyle de hareket ve davranışlar doğruysa doğru bir çocuk yetiştirilebilir diyorsunuz. Yetiştirilebilir ve örneğini söyleyeyim. Bakın yayın öncesi konuştuk. 2011 yılında ziyaret ettiğimiz bir aile vardı. Bakın iyi örnek her zaman iyidir. İnsanların zihninde gül açar öyle söyleyeyim. Ramazan ayında şöyle bir çalışmamız oldu. Ailelerimize baktık, pandemi dolayısıyla çok fazla aile ziyareti yapamıyoruz, sıkıntılar var vesaire. Sosyal çevremizden özellikle yardım etmek isteyen insanlar çıktı ve bize gıda paketleri vesaire birçok şey geldi. Biz de bunu bizden yardım alan ailelere birer birer gönüllü olarak götürmeye başladık. Birkaç arkadaşımızla birlikte, işte dediğim gibi bir ailenin kapısını çaldık. Hayalen hatırlıyorum. 2011 yılında aileyi ziyaret etmiştim. Çocuklar küçüktü, aileye ekonomik destek bağlamıştık. Bugün 2020, ee, çocuklardan bir tanesi anne bakın eve girdiğiniz, o, girdiğinizde o kadar güzel bir koku geliyor ki ahlaklı bir ailenin kokusu geliyor ya. Ev gül kokuyor öyle söyleyeyim. O kadar güzel ki anne tek başına çocuklarını büyütmüş. Nasıl büyütmüş? Kurumumuzdan aldığı sosyal ekonomik destek yardımıyla, bir sosyal yorumlaşma vakfından aldığı yardımlarla ve sosyal çevreden çevreden gelen zekat sadakalarla. Çocuklarına sahip çıkmış, hepsi ahlaklı, hiçbirinde bir ahlaki sorun da yok. Ki çok Desleme önemli de Bakın çok önemli. Diyorsunuz? Demek ki yapılabiliyor. Yok efendim anne burada, yok baba burada. Ya da bakın annelik ya da babalık mevzusu noktasında mesele bunu yapabilmek yani. Bu annemiz bunu yapmıştı ve çocuğu şu an Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde okuyor. Türkiye'nin en üniversitelerinden biri. Evet. Dolayısıyla demek ki yapılabiliyor. Bu çok güzel bir örnektir. Peki mesela aileler, e, mesela aslında az önce de ifade ettiğiniz <laughs> gibi her anne baba çocuğunun çok iyi yere gelmesini ister. Evet. Onlara da çok büyük sorumluluk ve görevler düşüyor dediniz evet. ama mesela çok ilgili ve alakalı ailelerin çocuklarında da bazı farklılıklar <laughs> söz konusu. Yani evet. hani çok üstüne düşmek de iyi değil, çok serbest bırakmak da iyi değil. Başın bakın aslında burada şu var, var yok annesizlik var kavramı vardır. Bu nasıldır biliyor musunuz? E, aşırı koruyucu ya da aşırı vurdum duymaz. Bu aile tipleri aslında e, anne ya da baba profili için söylüyorum. Aşırı koruyucu anne tipleri ya da baba tipleri çocuğunu istediği yere getiremezler. Niye? Çocuk sürekli kumanda olarak hareket etmiştir. Ya da aşırı vurur vurdum duymaz. Aşırı vurdum duymaz olan insanların çocukları da açıkçası e, istediği zaman yemek yemiş, istediği zaman yatmış, istediği zaman kalkmış, istediği zaman sokağa çıkmış gelmiş. Sorumsuz. Dolayısıyla yine sorun çıkıyor. Biz ne yapıyoruz? Bu noktada annelerimize, babalarımıza işte bu noktada müdahale ediyoruz. E, çocuğuna müdahale etmesi gereken noktalar, etmemesi gereken noktalar. Burada annelerimize ve babalarımıza şunu söylüyorum. Bakın çocuklarına görev versinler ve Çocuk bir şey yapabilmeyi öğrensin. Kız olsun, erkek olsun fark etmiyor yani. Evlattır. Evlat bir şey yapabilmeyi öğrensin. Evlat kendi başına hareket edebilmeyi öğrensin. Annenin ve babanın yapması gereken o işi yaparken yanlışa gittiği an direksiyonun önünü, şey, yönünü doğruya çevirmektir. Müdahale etmeyecek. Orada gözlemci olacak. Yanlışa gittiğinde müdahale edebilme. Onun dışında yürüsün gitsin doğru gidiyorsa devam etsin yani. Bakın mesele bu. Dolayısıyla müdahale e, dediğiniz gibi şuna da dikkat etmek lazım. Bakın e, Nuh Aleyhisselam'ın çocuğu, hanımı kendisine inanmamışlar yani bunu biliyoruz. Bu konuda e, evet bir insanın e, evladı kendisi gibi olmayabilir. Allah kötüyü göstermesin o noktada. Fakat geneli değerlendirdiğimiz zaman biz işte yüzdelik dilim olarak e, minimize gruplar değil de genel üzerinden değerlendiriyoruz. Cümlelerimiz geneldir. Yoksa özelde tüm aileleri kapsar diye bir şey söz konusu değil tabii ki. Evet. Her aile, tüm ailelerimiz şunu bilsin kendi başına bir dünyadır. Dolayısıyla her ailenin biz danışmanlık hizmetini verirken de buna dikkat ediyoruz. Arkadaşlarımız buna dikkat ediyor. O ailenin dünyasının içine girdiğinde dünyanın durumu nedir? Orada neler var? Orada nelere ihtiyacı var? Ona göre hareket ediyoruz. Aileler tarafından en çok kapınız hangi noktada çalınıyor yani alınan danışmanlık hizmetleri en çok hangisinde ağır basıyor? Alınan danışmanlık hizmetleri. Evet, yani mesela anne babalar Çocukları için ya da çocuklar anne babaları için kapınızı çalan vatandaşlarımız en çok hangi alanda Heh. hizmet ve destek istiyor Ş sizden? Şöyle diyeyim aslında alan değil annelerimiz daha çok böyle hani e, toplumumuz daha çok bir alan üzerinden değil de çocuğunun az önce bahsettiğimiz gibi ahlaklı, erdemli, çalışan, dürüst bir insan olmasını istiyor. Bu noktada kapıyı kapımızı çalıyorlar. Bunun örneğini vereyim. Bakın biz... E, ...pandemi süreci sonrası... ...danışmanlık hizmetine başladıktan sonra... ...şöyle bir şey oldu. Anneler geliyor danışmanlık yapıyor arkadaşlarımız. Çocuklar geliyor... ...danışmanlık yapıyor. Artık öyle oldu ki... ...çocuklar... ...sabah 9 dediğin dediğinde... Işte ...grup grup geliyorlar. Hemen kurumumuzun kapısının önündeler. Danışmanlık yapılan yerlere... ...koşa koşa gidiyorlar. Derken şu oldu. Tabii bunun güzel olduğu, o çocukları, ailelere etkisi olduğunu gören komşuları birer birer gelip kurumuza dilekçe vermeye başladılar. Bakın toplum bu noktada çok önemli aslında. Gelip dilekçe vermeye başladılar ve biz artık aileleri ziyarete gitmeye başlamadık. Onlar, Onlar kendileri kendileri yani. gelmeye başladılar. Ya bakın şunu söyleyeyim. Milletimiz aladır, milletimiz iyi ve temizdir. Yeter ki temizi ve güzeli görsün. Gördükten sonra onun peşine koşar gider yani. Şimdi bu noktada e, şu örneği vereyim. Bakın kurumumuza danışmanlık hizmetine gelen çocuklar, ee, bir gün bakın her zaman şunu derim, kardan aydınlığının olduğu, Abdurrahman Karakoç'un şiirini her zaman söylüyorum, karda, kardan aydınlığının olduğu bir sabah oldu. Bir gün sabah bizim çocuklarımız kurumumuza geldiler, bakın ekranda e, kameralar bunu vatandaşımıza gösterirse, çok önemli bir örnek, bunu görsünler, bir çocuktaki değişim nasıl olur ben anlatayım şimdi. Bir ailede ne, değişim nasıl olur onu anlatalım. Fiili yaptığımız ve başardığımız bir şey. Bakın bunu görüyorsunuz. Şunu çocuklar da göstereyim. Çocuklar tarafından yazılan örnekler evet. bunlar değil mi? Evet. Şimdi bakın bunları insanlarımız görüyor. Bunun gibi birkaç tane var. Birkaç tane daha var. Nedir yazılanlar? Evet. Neler yazmış çocuklar? Şöyle şimdi e, kurumumuzda e, arkadaşlarımızla birlikte aile gazetesi diye tamamen ailelere hitap eden başka hiçbir konuyu barındırmayan bir gazete kalemi aldık. Kurumdaki arkadaşlarımız yazıyor. E, tabii eğitim danışmanlık birimindeki arkadaşlarımızla birlikte e, birkaç tane arkadaşımız e, birlikte bu çalışma yürütülüyor. E, diğer birimlerdeki arkadaşlarımıza destek oluyorlar. Çocuklar bakın gördüğü şeyleri zihinlerine not eder ve o davranışı sergiler dedim ya konuşmanın başında. Bu çocuklar şu gazeteyi e, kurum içerisinde göre göre bakın bu gazeteyi göre göre bu ekran gör, ekranda görünüyor zaten. Ee, bir gün kendi çaplarında gazete yazmışlar ve kurumumuzda gelip işte o e, birimde olan arkadaşlara, bizlere getirip hediye ettiler. Ne yazmışlar? Herkes gazete yazmalı. Yazan kim? İlkokuldaki ilk ilkokul ikinci, 3. sınıftaki çocuğumuz. Evet. Ya bizim ilkokul 3. sınıftaki çocuğumuz bunu gördüğünde herkes gazete yazmalı. Altına da herkes gazete okumalı ve yazmalı diye yazıyorsa yapamayacağımız bir şey yoktur. Hepsi bu kadar. Bu bunun bu e, dünya gündemindeki karşılığı cevabı da İHA'larımız, SİHA'larımızdır vesaire vesaire. Evet. Öyle söyleyeyim yani. Bir gencimiz çıkar burada bir çocuğumuz gazete yazar, bir de bir, bir gencimiz de çıkar dünya gündemine, dünya siyasetine yön verir. Bunu tek kelimele söyleyeyim. Hoşuma gidiyor bunu anlatmak. Bakın çocuklara sahip çıkınca, ailelere sahip çıkınca Sokakta oynayan ve sokaktaki oynama dışında, o sokak kültüründeki kelimeler dışında hiçbir şey konuşmayan çocuklarımız kalkıp gelip birkaç aylık çalışma neticesinde gördüğü davranışı sergileyip, herkes gazete okumalı ve yazmalı deyip kendi dünyasına göre bunu yazıyorsa ya da bir diğeri haber değeri onun için ne taşıyor? Mesela minika çocukta homur ile gumur e, başlıyor diye haber yapmış. Onun için haber değerde taşıyan şey de bu. Evet. Bakın. Çok önemli. Hayal dünyası farklı o noktada. Efendim? Hayal dünyası o noktada da o farklı gelişmiş. Evet biz büyüklerin hayal dünyası nedir? Efendim neyi yazmışız? Biz burada anneyi yazmışız ee, ya da e, şunu örnek vereyim. Biz Akdağ yaylaları demişiz. Oradaki aileleri ve e, oradaki sürü sahiplerini, ailelerin durumlarını yazmışız. Bize göre bizim dünyamızda değerli olan bu ya. Bizim çocuğumuzun. Dünyasında değerli olan da ne? kendi dünyasında değerli olanı buraya yazmış. Mesele şudur aslında. Burada görülmesi gereken şey şudur. Çocuklarımıza demek ki sahip çıkınca bu çocuklar şu küçük halleriyle gazete yazıyorlar. Şunu çok iyi bilelim. Belki de bu çocukların annelerine, babalarına, bizim annemiz bizim babamızdır onlar. Gidelim bir bakalım. Belki de gazete okumamışlardır. Doğru mu değil mi? Çoğuna baktığımız zaman belki ilkokul mezunu, zar zor okulu bitirmiş, ekmek kavgasının peşinde. Ama bu çocuklara sahip çıkınca, bu çocuklar kalkıp gazete yazıyor, gazete. Ha bu bir sayfa, düz bir sayfa, başka bir şey değil ama bu çocuğa demek ki sahip çıktığımızda, devam ettiğimizde, ilgilendiğimizde, danışmanlık hizmeti olduğunda ileride çok daha büyük şeyler yapabilir. Çok net bir şekilde. Şimdi e, bunun dışında... Gazeteler hep aile içerikli değil mi? Bakın şöyle diyeyim. Mesela en basitinden bir örnek vereyim izleyicilerimize. Şunu kamera böyle tam olarak gösterirse, içeriğini anlatacağım. Şu eli görmesini istiyorum izleyicilerimizin. Evet, bu eli gördünüz değil mi? Evet, herkes gördü. Bakınız bu el bizim... Ee, aile sosyal destek programı kapsamında yine bakanlığımızın bir çalışması. Bakanlığımız şu an diyor ki tıpkı Hazreti Ömer dönemi gibi tıpkı Ömer bin Abdülaziz dönemi gibi diyor ki benim vatandaşım evindeyken benim vatandaşımın sorunu varken siz kalkın ASTEP personeli aile sosyal destek programı personeli kalkın gidin vatandaşın evinde ziyaret edin. Vatandaş bizim ayağımıza gelmeden biz ayağına gidelim. Çünkü onun ayağı değerlidir. Onun bizim makamımız da onun evinin ee, minderidir. Öyle söyleyeyim ha. Koltuğudur değil, minderidir. Bizim makamımız odur. Gidelim, sorunlarını vatandaşın yerinde dinleyelim ve vatandaşın sorunu varsa ihtiyacını giderelim diye Aile İl Bakanlığı yaklaşık 4000 tane personel aldı. Bu 4000 personel her gün istisnasız Türkiye genel geziyor. Ziyaret ediyor aileleri. Biz de bir gün ziyaret ederken bu aileyle karşılaştık. Bu elini seyircilerimizin gördüğü, bizim insanlarımızın gördüğü elle karşılaştık. Ve elini sıktığımız zaman şunu düşündük. Ee, hani şair diyor ya, incinir düz caddede dağda gezen ayaklar. Şimdi biz de tam tersini söyledik. Maalesef dedik ya bizim ayaklarımız düz caddede gezerken ellerimiz her ne kadar krem mürem görmese de yumuşak. Ve burada odun toplayıp, evinin odun kesip, getirip, evinin geçimini sağlayan bu amcanın o dikenli elleri bizim elimizi şeyi yaptı adeta. Böyle diken gibi baktı. O kadar bir el. Biz bu aileyi mesela ziyaret ettik, ettiğimizde şöyle bir şeyle karşılaştık. Hanımı engelli raporu alabilir. E, standartlar belli. Fakat e, bilmediği için hiçbir yere gidememiş. Arayıp hastaneyle görüştük. Randevu aldık. Randevu aldıktan sonra takipatını yaptık. Neticede raporu çıktı ve 2022 maaşı bağlandı. Ömürlerinde ilk kez evlerine maaş girmiş oldu. Bakın burada temel amaç ne? Vatandaşın sorunu yerinde görüp çözmek. Başka bir şey değil. Bu noktada da bakın aile endeksli olarak bakın tüm izleyenlere sesleniyorum. Ailemiz sağlam, toplumumuz sağlam olursa biz çok daha güçlü oluruz. Bunu çok iyi bilmek lazım. Bunun için yeri gelir medyaya, medyadaki bir televizyondaki bir programa ee, biz hükmetmeliyiz, nasıl etmeliyiz? Orada aile zarar veriyorsa izlememeli aileler. Bakın güzel bir aile örneğini verdim az önce. Toplumumuz şunu görsün. Evet toplumumuzda kötü aile örnekleri olduğu gibi güzel aile örnekleri de var. Ama toplumumuz şunu bilsin. En ekonomik yoksunluk içinde olan ailelerde bile bir tane aile ee, ailelerde bile biri kötüyse bilsin ki onu iyi veya ellisi iyi veya yüzü iyi bakın bunu çok iyi bilsinler bugün e, belki e, insanların toplum içerisinde konuştuğu Efendim şu ailede şu varmış dediği ya da medyada gördüğü aile tipleri toplumda çok fazla değil yani dediğim gibi anne baba vefat etmiş çocuklarla birlikte damın dibinde kalmış örnek o kadar çok ki bunlar bunlarla, bunlarla evet. ilgili örnek çocuklara sahip çıkmış pırlanta gibi bir diğeri kurumumuza danışmanlık için gelen bir ailemiz vardı bir annemiz e, ve iki tane e, çocuğu çocuğu vardı Bakın bu çocuklarla ilgilendik. Ne oldu biliyor musunuz? Haftada bir kitap bitirmeye başladılar ya. Çocuklar o kadar ahlaklı, o kadar temiz ki örnek gösterilebilecek insanlar. Dolayısıyla insanımız örnek göstermek istiyorsa güzeli görsün ya. Biz güzeli görelim, güzeli düşünelim yani. Bir insan bakın kötüyü konuşur, kötüyü düşünür, kötüyüyle hareket ederse zihni bulanır. Bir kötüyü toplum şeker da Kötüyü şeker diyorsunuz. Şeker tabii, tabii, tabii. Tabii ki. Bu noktada Bizim amacımız iyiye doğru hareket etmek. Bugün milletimizle, bakın bu insan şey, insanımızla birlikte e, insanımıza bunu anlatıyorsak, kendi milletimize anlatıyorsak sebebi budur yani. Bakın her zaman derim, durmak zamanı değil, çalışmak zamanıdır. Biz çalışacağız ha. Sabancı'nın 97-98'li yıllarda ben o zaman İmam Hatip Lise 2'lerdeydim. Her zaman televizyonda da şunu dediğini hatırlarım. Allah yerini cennet etsin. Derdi ki çalışacağız, çalışacağız, çalışacağız. Hiç unutmuyorum. Evet. O yüzden her geçen gün daha çok çalışmalıyız. Niye? Ya biz çalışalım, bizim ailelerimiz kalkınsın, bizim milletimiz kalkınsın, bizim şehrimiz kalkınsın. Böylelikle var ya devletler arenasında biz çok daha güçlü olalım. Devletimiz kalkıp gelip küçücük sokak olayıyla ilgilenmesin yani. Ya da bir e, sosyal medyada atılan bir e, şeyle, bir tweetle işte 3-5 tane neydi belirsiz adam bir parkta toplanıp bu milletin başına böyle olmasın. O olmadan önce işte biz müdahale etmeliyiz. Şimdi bu noktada biz ne yapıyoruz? Bakın, bizim şu an arkadaşlarımızla birlikte yürüttüğümüz önleyici sosyal hizmet çalışmamız var. O da nedir? İkiye ayrılıyor. Birincisi e, mesela madde bağımlılığıyla, madde bağımlısıdır. Onun dışında... Sokak çeteleridir. Bakın evet. bunlar var toplumda, gerçeği görmek lazım. Yani istesek de istemesek de çocuklar, gençler, kendi alanında gruplar oluşturabiliyor. oluşturabiliyor. Aynen Biz aile bakanlığıyız bakın. Bizim aile bakanlığımız bu noktada gence, çocuğa, aile yani doğumdan tut ölüme kadar aileye müdahale etme noktasında bizim önümüze imkanlar sermiş. Bize sadece şunu söylüyor, kardeşim gidin yapın hepsi bu kadar. Bakanlığımız diyor ki aile eğitim biriminde ihtiyacınız neyse söyleyin kardeşim. Tek gelmeyle bunu söylüyor yani. Yeter ki çalışın, yeter ki üretin, yeter ki bu milletin sorununa deve olun. Biz şunu yapıyoruz. Bizim şu an arkadaşlarımız, şu an Kovancılar'da, Kovancılar merkezde 22 tane çocuğumuza, tabii çalışa çalışa arttı bu rakam. Şunu yapıyor, ee, randevuyla çalışıyor, randevu veriyor çocuklarımıza, danışmanlık hizmeti yapıyor. Eğitimden tutun da ahlaki tutuma kadar, evdeki konuşmanlara kadar, anneler de dahil olmak üzere e, ee, sorunlar neredeyse önce dinliyor teker teker raporlaştırıyor. Raporlaştırdıktan sonra arkadaşlarımız teker teker bir sonraki görüşmede bakıyor. Bu arkadaşta ne vardı? Bu gelen şey danışan kişide arkadaşımızda çocuğumuzda şunlar var. Hangi konularda görüşmüşüz bu konularda? Ve ne yapıyor? Arkadaşlarımız onunla alakalı çalışmalarını yürütüyor. Ee, çalışmaları nasıl yürütüyor? Özellikle kitap okumaya çok ciddi dikkat ediyoruz. Sosyal aktivitelere dikkat ediyoruz. Orada bakın Gencimiz çocuğumuz sosyal aktivite ister. Normaldir yani. Gençtir, kanı kıpır kıpır kıpırdır. Ya hayatında biz olacağız, iki seçenek var. Ya biz olacağız ya da zihnine yeri gelecek bir sosyal medyadaki saçma sapan bir paylaşım çalacak. Doğru mu? Sosyal medya dediğimiz Allah'ın verdiği güzel bir nimettir. Ben, biz, ben ona inanıyorum. Bu nimeti biz doğru kullanırsak çocuğumuzun, annemizin, babamızın, gencimizin zihni tertemiz berrak olur. Ama biz bunu doğru kullanmazsak, orada doğru paylaşımlar yapmazsak, doğru bir şekilde yönlendirmezsek elbette ki herkesin de e, aile fertlerinin de zihni kirlenecektir yani. Peki efendim zaman daralıyor. Son olarak aile odaklı e, yaptığınız farklı çalışmalarınız var mı? Buna da değinelim. Şöyle diyeyim. Bakın bizim Elazığ'daki hemşerilerimiz, kardeşlerimiz, anne babalarımız şunu bilsinler. Sağlam bir aile yapısı oluşsun diye bakın çok fazla bahsedemedik. Bir gün çalışmalarımızı yürütürken aklımıza şöyle bir şey geldi. Ne yapalım? Bir yayın organı çıkaralım. O halde ne olsun? Bu, biz dedik bu milletin çocuğuyuz. Bu millet bizim anamız, babamız, büyüğümüz. Bir bir gazete çıkaralım dedik. Ve aile adını da ne koyduk? Son derece rahat ve son derece kulağa hoş gelen aile gazetesi dedik. Bir şey olmasına gerek yok. Biz aile bakanlıyız, aile gazetesi e, olsun dedik. Bu konuda Kuvancılar Kaymakamımızın ciddi destekleri var Çok teşekkür ederiz kendisine İl Müdürümüzün, Bakanlığımızın destekleri var Onların izinleri ve destekleriyle bunları yapıyoruz Çalışma olarak Bu gazeteyi çıkardık Bu gazetenin ücretli bir gazete Ancak ücreti okumak Gönüllü yazılan bir gazete Ücretsiz dağıtılan bir gazete Bu gazeteyi vatandaşımıza Kapı kapı gezip Ya da kahvane kahvane, çay ocağı gezip Esnaf esnaf gezip Buyurun sizin için yazdık siz Yeter de okuyun. ki okuyun. Yeter ki okuyun. Niye okuyun? Okuyan bir toplum kendi kendini geliştirir. Okuyan bir toplum kalkınır, okuyan bir toplum ilerler. Biz de toplumumuzun gelişmesini, kalkınmasını ve ilerlemesini istiyoruz. Çalışmamız bundan dolayıdır yani. Peki efendim son olarak ailelere neler söyleyeceksiniz? Ailelere aslında söylediğimiz şeyler komplike bir kompozisyonun temel cümlelerini dile getirdik ailelerimize bundan sonraki süreç süreçte aslında söyleyeceğimiz çok şey var. Bugün sadece bir girizgah oldu. Eğer bu program devam ederse bundan sonraki süreçte özel anlamda konulara değinip o konularda neler yapmaları gerektiğini bire birer anlatmayı planlıyoruz. Açık söyleyeyim. Bakın aile eğitim programında biz ailelerimize bunları anlatıyoruz. Anne baba ilişkisinden tutun da medyaya kadar, ekonomik kullanmaya kadar, market alışverişine kadar birçok konuya değiniyoruz. Ailelerimize şunu söyleyebiliriz en son olarak, değerli ailelerimiz, eğer güçlü bir ülke istiyorsak, kalkınan bir ülke istiyorsak, öncelikle güçlü aile, güçlü toplum yani güçlü millet ve güçlü devlet diyoruz. Çocuğumuza, ailemize, toplumumuza, milletimize sahip çıkalım, ileriye doğru gidebildikçe gidelim inşallah. Evet. Peki Sayın Özpolat çok teşekkür ediyoruz efendim yayınımıza katıldığınız için Eyvallah. çok sağ olun. Evet sevgili izleyenler, Bir Fırat'ta Gündem programının daha sonuna geldik. Bir başka programda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.